Merhabalar. Burçin'in pufuna hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım? Size detoks önereceğim ama keşfettiğim bir Instagram sayfası var. Bu arada bugün saçlarımı kestirdim. Umarım saçlarımı boyunu beğenmişsiniz. Normalde hep ben böyle yapıyordum zaten. Bir ara çok uzatıyordum ama artık böyle yapmaya karar verdim. Çok uzamıştı. Karantinadan sonra zaten gidecektim. Karantina bitti. Ben ama erken davranıp biraz daha erken gittim. Normalde hala kimse kuaförlere pek gitmek istemiyor ama artık dayanamadım. Gittim. Evet, detoks önereceğim size. Hatta şu an detoksum hazır. Yani hazırlamıştım daha doğrusu. Öncelikle Fit Günlükler Instagram sayfasını takip etmenizi istiyorum. Benim videomu beğenip abone olmayı unutmayın. O bildirimleri de açın. Şimdi detoksları buraya yazdım. Ama önce aklımda olanları, yani yapmaya başlamış olduklarımı söylemek istiyorum. Hangi gün yapılacak? Kaç? kaç gün yapılacak onları da elbette konuşacağım. Daha çok bilgi almak için fit günlükleri, fit alttırı günlükleri Instagram sayfasına gidebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir Instagram sayfası. Yani. Ben oradan aldım. Burada tanıtmak istiyorum. Kendisinin de adını veriyorum zaten. Şimdi orada dört farklı detoks var ama önce yağ yakan kürlere geçmek istiyorum. Şimdi 10 günlük bir hatta 10 gün değil de ne kadar şuraya bir bakmam gerekiyor. Ee, yağ yakan kahve demişim. Evet yani her sabah aç karnını mutlaka büyük ihtimalle çok fazla değil. Eğer de 10 gün veya bir hafta uygulayabiliriz. Ben 10 gün uygulamayı düşünüyorum. Hatta gördüğünüz gibi şu an bunu da içtim. Peki bunda ne var? Şu gördüğünüz arkadaşlar bir ne? Nescafe fincanı. Normal fincandan yapmıyoruz demek ki. Nescafe fincanına normal aynı kahve yapar gibi yalnız bir tatlı kaşığı kahve, bir tatlı kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi. Hindistan cevizi yağı. Eğer varsa. Ben de Hindistan cevizi yağı yoktu. O bakımdan sadece kahve ve tarçın koydum. Şimdi normalde ben sade kahve içemem. Ama bu tarçın koyunca gerçekten sade kahvenin tadı daha değişik oldu ve artık içebiliyorum yani. Bugün ikinci günüm. Dün başladım pazar günü. Bugün pazartesi. Dün keşfettim. Çünkü bir gaza geldim yapayım falan filan diye yaptım. Birincisi bu. İkincisi gerçekten ben not defterim vardı. Ona böyle bulabildiğim detoksları yazacağım. Daha sonra sizinle de paylaşmak istiyorum tabii ki de. Şimdi bir tane daha var. Bu da yağ yakıcı kür. Bunu da tabii yemekten 2 saat sonra tüketiyorsunuz. Bu kahve kürünü de sabah spordan önce veya spordan sonra yaparsanız aslında spordan sonra pardon spor yaptınız sporun ardından bu kahve yani yağ yakıcı kürü yaparsanız daha önemli sonuçlar elde eder misiniz? Ama ben spor yapmıyorum mesela ve ben bunu sabahleyin içmedim. Sabahleyin kahve iç şu, şu zamana kadar içmedim nasıl olur bilmiyorum. Ben bunu öğleden sonra içtim gibi bir şey. Normal Türk kahvesi niyetine ama tabii size öyle yapmayın. Ben şu an sadece hakikaten oluyor mu olmuyor mu diye bakmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle ya olacak ya da olmayacak ya da hakikaten bunun bu sebeple olmayacak kendi sebebiyle olacak. Şimdi ikinci bir yağ yakıcı kürümüz var. Onun için eğer Taha Bey şuraya koyabilirse malzemeleri. Yarım yeşil elma bir küçük parça taze zencefil, toz da olur. Toz olursa bir çay kaşığı, 5-6 dal maydanoz, bir çay kaşığı karabiber, 3-4 damla limon, bir su bardağı su. Bunların hepsini blenderdan geçiriyoruz. Yemekten 2 saat sonra tüketiyoruz. Bir hafta yapılsın. Şimdi normalde tabii ki de arkadaşlarım da bana aynısını söylediler. Bir tane kür yapılır normalde gidişatta. Bir de detoks suyu beraber ilerletilir. Ben şu an biraz heyecanlı olduğum için kahve kürünü yapıyorum ve yoğurt kürünü. Birazdan yoğurdu da anlatacağım. Bir de yoğurtla ilgili bir kür yapıyorum. Bir de detoks suyu ilerliyorum şu an. Sonuç ne olacak onu bilmiyorum. Hastaneliyorum Sonuç ne olacak onu bilmiyorum ama bunu şu an daha yapmadım. Bunu bir hafta yaptıktan sonra yani önümüzdeki hafta pazar günü de buna başlamayı planlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslında biraz şimdi söyleyeceğim ödem sökücü metabolizma hızlandırır. Çünkü içinde zencefil var. Aslında bu bir kür değil. Yani bunu da 10 gün boyunca yapabiliyorsunuz diyorlar. Bununla kilo verenler olmuş. Fit günlükler Instagram sayfasında görmüştüm. Bu böyle. Bir şişe soda, yarım limon, 3 kaşık yoğurt, 1 çay kaşığı toz zencefil sabah aç karnına ya da yatmadan bir 2 saat önce. Ben yatmadan bir 2 saat önce tercih ediyorum. Çok fazla bunun tadını sevemedim. Açıkça söylemek gerekirse. Çünkü zencefil var işin içinde. Sanki hastaymışım da biri boğazıma bir şey tıkıyormuş gibi oluyor. O bakımdan çok güzel olmuyor. Ama yine de bunu yapıyorum mesela. Bunu bugün de yapacağım. Normalde sabah aç karnına yapın diyorlar. Sabah aç karnına onu yapabilir miyim bilmiyorum. Öyle daha çok işe yarar diyorlar. Ama yatmadan bir iki saat önce yapıyorum. Bugün de yapacağım. Şimdi detoksa geçmeden önce çok güzel bir ara öğün tarifi vermiş bu Instagram sayfası. Şimdi ben buradan söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunlar benim yaptığım şeyler değil. Bunlar fit günlükler diye Instagram sayfasında verilen detoks suyu, kür tarifleri metabolizma hızlandırırlar. Tabi bu arada Instagram sayfasının çok da güzel bir yanı var. Diyor ki sizde işe yaramazsa bırakın diyor o anda. Yani bir hafta yaptınız, işe yaramadı, işe yaramadığını gördünüz. Bırakın lütfen diyor ki bence çok mantıklı. Şimdi hemen çok hızlı bir şekilde ara öğün tarifi vermek istiyorum. Bir su bardağı kefir ki ben çok severim. 7-8 adet çilek, bir çay kaşığı keten tohumu, biraz tarçın ve bir ceviz. Bunları da blenderdan geçiriyoruz. Yemekten sonra ara öğün niyetine içiyoruz. Bunu mesela çalışan bir arkadaşıma önerdim. Yani aslında yapılabilir bir şey. Tabii çilek sever miyiz sever miyiz? Bayağı böyle smoothie gibi bir şey oluyor. Resimde görmüştüm. Şimdi dört tane detoks suyu önermiş Fit Günlükler Instagram sayfası. Bir tanesini ben yapıyorum. <laughs> Şimdi bunun içinde ne var? Bunu ben daha yeni yaptım. 2,5 pardon, 2 saat bekledi. 2 saat bekletin diyor. Bu arkadaşın içinde neler var? Bu arkadaşın içinde 15 dal maydanoz, 1 tane salatalık, 2 tane kuru kayısı, 4 tane karanfil var. 4 tane karanfil var. Salatalıkları kesiyorum. Maydanozu kesiyorum. Kuru kayısı aşağıda görüyorsunuz. İçinde de karanfiller yüzüyor. Bu suyun şöyle güzel bir yanı var. İçiyorsunuz Şuradan geçtikten sonra kuru kayısı tadı geliyor. En başta kuru kayısı tadı gelmiyor. Bu güzel. Ama tatlı, tatlı olabilir belki de bilemiyorum. Ama bu tamamen detoks suyu zayıflatmıyor, ödem söküyor arkadaşlar. Demin verdiğim kahve ya yakıyor mu? Evet, yakıyormuş. Bunu bir öğretmen arkadaşımdan da duydum. Kendisi bunu yapmış. Tabii o spor da yapıyormuş. Gerçekten hocam yağları yakıyor dedi. Ben ona güvendim ve inandım. Çünkü gözlerimde zayıfladığını gördüm. Çok da uzun bir süre zarfında olmadı. Karantina da olmasına rağmen kendisi zayıflamış. Şimdi detoks suyu bir tanesi bu. Benim önerdiğim. Bir hafta yaptıktan sonra diğer detoks suyuna geçeceğim. Bir küçük mandalina. Ya yani, mandalina olabilir de de. Olabilir de derken bulmak çok zor olabilir. Nasıl olacak bunu bilmiyorum. Yarım kırmızı elma, bir çubuk tarçın, yarım limon 2,5 litre suya en az 4-5 gün yapılacak. Şimdi içine tarçın var bu sefer. Burada ise ana faktör maydanoz galiba ve kuru kayısı. Burada tarçın vardı önemli. Buraya lütfen inşallah ta hepsini yazıyordur veya yazamasa da ben altına yazmaya çalışacağım. Üçüncü detoks suyumuz. Yarım limon, bir çubuk tarçın, bir salatalık, iki buçuk litre su içine koyuyoruz. İki saat bekletiyoruz ki o bizim işimize yarayacak maddeler gelsin. Detoks suyu dört, bir parça taze zencefil, yarım limon, 6-7 adet taze nane, 4-5 adet karanfil. Bunu yapabilirim sanırım. Bunu arkadaşım çok önerdi. Bir de benim arkadaşımın bana önerdiği bir şeyi vermek istiyorum size. Arkadaşım diyor ki Burçin normal bir paket yeşil çay al demleme olmasın. Baya böyle satın al yani bitkiyi gör. Bitkiyi al bir yemek kaşığını şişeye koy içine sıcak su koy 1 litreden az. Neden? Çünkü birazcık diyor demlendir hafif diyor sıcak olsun İçine diyor zaten soda koyacaksın. Bir tane sodayı ekliyorsun. Bir limon koyuyorsun. Kahvaltıdan sonra içiyorsun. Bu da ödem sökücü. Çünkü yeşil çayın bir de ödem sökücü yanı galiba biraz da zayıflatma etkisi de var yeşil çayın. Bunu diyor yapamadım mı yeşil çayı? O zaman diyor ben şunu yapıyordum. Ya sen buradan Gamze'ye selam olsun. Maydanozu kaynat suyuna limon kat. Limon sıkıyorsun. Bir soda koyuyorsun ve içiyorsun ve burçin diyor bu daha lezzetli oldu diyor. Normal poşet çay yaptığında diyor birazcık acı kaçtı. Şimdi ben bu detoks suyumu gözünüzün önünde bir yapayım. Koyuyorum. Kendisini Aa, Çok ağır. Çok ağır. Evet. Arkadaşlar normalde rengi bu. Yani iki saat sonra rengi bu olmayacak. Çünkü maydanoz iyice kendini salıyor. Ve hani normalde günde şu şişeden benim iki tane içmem gerekiyor. maalesef bir tane içiyorum. Bu da hata olabilir. Biraz içeyim. Kuru kayısı bak daha aktif olmamış. Görüyor musun? Sadece maydanozu içtim şu an. Demek ki biraz daha beklemesi gerekiyormuş. Bir de karanfil hissettim. O da güzel. Bu böyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Fit günlükler Instagram sayfasını lütfen takip edin. Tekrar tekrar söylüyorum. Detoks tariflerini, kahve yakıcı kürle, kahve yakıcı <laughs> Yağ yakıcı kürleri ben oradan aldım. Bir yanlışlık olmasın. Oradan aldım. Benim tariflerim değil. Zaten tahmin edersiniz ki diyetisyenler hariç başka arkadaşlarım verdiği de kendi tarifleri değil. Umarım saçımı beğenmişsiniz. Saçıma yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.